Arkadaşlar merhabalar. Bugün gençlik merkezindeyiz ve ceza sahası üzerindeyiz. Giresunspor'u konuşacağız her zamanki gibi ve Giresun'umuzun farklı yerlerinde yayın yapmaya devam ettiğimizi belirttik. Bugün de gençlik merkezindeyiz ve futbolun şu anda kavuşuk kokusu geliyor burnuma. Kavuşuk kokusunu gerçekten özlemişim. Öncelikle bunu söyleyeyim. Belki oruç tuttuğumuzla alakalı olabilir ama gerçekten kavuşuk kokusu buram buram kokuyor. Hani bir futbol topu bulup acayip futbol oynamak istiyorum şu anda. Buradan da halı saha ekipleri var ise kardeşlerime de halı saha rakibi için davette bulunalım. Biliyorsunuz Süper Lig'in 27. haftasında Koran'dan Alanya Spor'la karşılaşacağız saat 16'da. Pazar günü dediğimiz gibi. Yaklaşık olarak 2 günlük bir zaman dilimi var. Artık hayati dediğimiz haftalara giriyoruz arkadaşlar. Kritik kelimesini bir kenara bırakalım. Hayati çok çok daha önemli haftalara giriyoruz. Hakan hocamızla dün akşam bir telefon görüşmesi yaptım. Bunları aktaracağım. Ve Giresun'umuzda olan gelişmeler neler? Bunları sizlere deklare edeceğim arkadaşlar. Sizlerden de ricamız kanalımıza dediğimiz gibi abone olmadıysanız, abone olursanız bizleri mutlu edersiniz. Yapmış olduğumuz emek daha fazla kişiye ulaşmış olur diyorum. Biliyorsunuz bu hafta Koran'dan Alanya ile karşılaşacağız. Haftaya Beşiktaş'ta oynuyoruz. Ardından Sivas geliyor, Ankara Gücü ve Başakşehir ile oynuyoruz. Lig bu şekilde devam ediyor. Bildiğiniz üzere 23 puanımız var ligde. Alanya Spor'un da 28 puanı var. İlk yarıdaki Alanya karşılaşmasında Sergio dakika 3'te kırmızı kart görmüş ve 10 kişi oynamamıza rağmen oyun üstünlüğü tamamen bizde. Bir futbol sergiledik sahada. Balkovin hani şut noktalardan biraz daha tabii uzaktan 35 metrelerden şu noktalardan sol çaprazdan bir vuruş hani sergiledi. Biliyorsunuz bilmiyorum yani o golden sonra Balkovin'in golü var mı bilmiyorum ama sanırsam yoktur ve kariyerinin en güzel golü olduğuna eminim ve böyle bir golde daha atamayacağını da düşünüyorum açıkçası. Öyle bir goldü. Onurcan yapacağı hiçbir şey yoktu açıkçası. Şanssız bir gol yedik dakika 80'den sonra ve sağdan 1 puanla ayrılmıştık. O Alanya Spor'dan ve geçen sezon bizi burada yani ilk 5-10 dakikada ilk 2 golü bularak oyun üstünlüğü sergilemişlerdi. Biz geri dönmeye çalışmıştık ama geri dönememiştik. Yani Alanya Spor'dan bizim ve geçmişe dönersek Ayite'ydi yanlış hatırlamıyorsam dakika 90'da gol atarak 2-2'lik Alanya Spor karşılaşması. Unutamıyoruz. Alanya Spor'a karşı arkadaşlar bizim bir şanssızlığımız mı diyelim veya bir problemimiz var ama o problem nedir onu bir türlü bulamadım. Çünkü Alanya Spor karşılaşmalarını hatırlayalım. Gerçekten hep genelde iyi futbol sergiliyoruz. 10 maç oynamışsak bunun 7'si 8'ini iyi futbol sergiledik ama şans faktörü dediğimiz o kavram maalesef saha içerisinde bizde olmadığı için golü bulamamıştık. İnşallah ama inşallah pazar günü saat 18 civarında yani orucumuzu inşallah iftarımızla beraber yani iftarımızı mutlu bir şekilde açarız inşallah. Oruçlarımızı inşallah güzel, mutlu dediğimiz gibi yüzümüz gülerek, tebessüm ederek açarız diye ümit ediyorum. İnşallah da bu şekilde karşılaşacak. Bilet fiyatlarından biraz bahsedelim. Kuzey kale arkası 40 TL, güney kale arkası 40 TL, batı doğu üst tribünü 60 TL, doğu alt tribünü 80 TL, batı alt tribünü 120 TL, batı alt tribünü A, B, C, G, I blok 120 TL, batı alt tribünü D, E, F blok 240 TL ve misafir tribünü ise 40 TL olacak. Nait Başkan tribünle alakalı şehrin tüm dinamiklerini tribünlere doldurmak için bilet almaya davet ediyorum dedi. Bu çağrıya Mustafa Karadere, Esbiye Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Karadere sessiz kalmadı. Ve bu çağrıya yani her zaman Giresunspor yanında olan bir isim. Bunu tüm dönemlerde gördük. Bu dönemde de Giresunspor'un yanında olan bir başkan Mustafa Başkan kendisine bir basın camiasından biri olarak Giresunspor taraftarı olarak teşekkürlerimizi sunuyorum. Arkadaşlar bu üstümdeki siviti de giydim, poları da giydim. Yani kimsenin endişesi olmasın. Allah izin verirse totemimi yaptım. Alanyaspor karşısında da
3 puana alacağız. İstanbul Spor'la oynadığımız dönemdeki o karşılaşmayı hatırlayalım. Kötü bir dönem geçiriyorduk. Tabii ki bunlar totem, bunlar ironidir. Ama bizler elimizden geldiğimizde tüm totemleri yapıyoruz. Puanlarımızı giyerek yayın yapmıştık ve İstanbul karşısında 3 puan almıştık. O dönemden sonra poları giymedim. O 8 haftalık galibiyetle tanışmadığımız dönemde de giymemiştim. Ama artık zamanı geldi diye düşünüyorum. Polarımızı giydik ve bu hafta inşallah 3 puana tanışacağız ve 2023'teki ilk galibiyetimizi alacağız arkadaşlar. Gelelim tekrar Esmiye Belediyesi'ne. Esmiye Belediyesi bu maç için 625 bilet aldı. Ayrıca birazdan aktaracağım haberi, birazdan aktaracağım bilgiden de Esmiye Belediyesi'nin imzası vardı. Mustafa Başkanımıza, huzurlarınıza tekrardan teşekkür edelim. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Kulüpler Birliği bir toplantı yaptı. Yani bu toplantıdan sonra bazı takımlar Hatay ve Gaziantep karşılaşmasında oynanılmış olan maçların geçersiz sayılmasını deklar etti. Bazı takımlar da hayır efendim ne münasebet, bizler o takımlarla oynadık. O takımlarla oynadığımız karşılaşmalarda takımlarımıza bir gelir geldi. O gelirler neden yok sayılsın? O maçta futbolcularımıza maaş ödemeleri yapıldı. Neden yok sayılsın diye haklı isyanları da vardı. Hangi takımlar geçersiz sayılsın dedi? Beşiktaş, Kasımpaşa, Antalya, Ankaragücü, İstanbul. Hatırlayın Hatay'dan Kasımpaşa mağlup olmuştu. Christian Assu'nun son golüydü. Hayata da artık son golüydü o frikik golü. O golü attı ve yaklaşık 13-14 saat sonra deprem altında kalarak hayatını, gözlerini yumdu Christian Assu. Tabii ki Kasımpaşa'nın bu tip şeyleri istemesi normal. Beşiktaş bu iki takımdan en fazla mağdur olan takımlardan bir tanesi. Beşiktaş'ın da bunu istemesi gayet normal. Sayılmalı diyenler Galatasaray, Fenerbahçe, Kayseri, Karagümrük, Giresunspor'umuz, Konyaspor, Alanya, Ümraniye ve Sivas. Arkadaşlar biz Hatay'da evimizde yendik hatırlayalım ve Hatay'da da 1 puan aldık. Toplamda biz bu iki takımdan 4 puan aldık. Şu anda puan durumumuz 23. 4 puan sildiğimizi sayarsak 19 puana tekabül ediyoruz. Yani bizim bırakın 1 puanı, yani şu anda avaraja dahi ihtiyacımız olduğu ve ilerleyen süreçlerde de ihtiyacımızın olacağı dönemlerde neden puanımızı sildirelim? Neden bu saçma sapan yani orada oluşturulmuş oldukları bir sisteme neden boyun eğelim? Neden bazı takımların işlerine göre bizler buna ayak uyduralım diyorum. Giresunspor'umuz her zaman hakkını savunmuştur. Ama lobi kavramını arkadaşlar lütfen oluşturalım ve bu saçma sapan daha henüz alınmış bir karar yok ama bu karar oluşmadan da tepkimizi gösterelim diyorum ve inşallah da böyle bir şey olmayacağını ümit ediyorum. Çünkü Hakan Hoca ile dediğim gibi dün akşam bir telefon görüşmesi yaptığımda Hakan Hocamızı gece aradım arkadaşlar. Saat 11.30 gibi falandı. Hocamız da uyuyordu. Sağ olsun uyandı. Hocam uyuyorsanız uyumaya devam edin dedim. Hayır Murat dedi. Ne demek istiyorsan, hangi soruyu sormak istiyorsan buyur kardeşim dedi. Hocam dedim yani önemli bir karşılaşmaya çıkıyoruz. 4 haftalık alınabilecek galibiyet bizim için yeterli mi ligde dedim. Yeterli dedi. 12 puan bizi mutlu eder ve ligde de gelecek 6 puanı da sayarsak ligde kalacağımızı düşündüğümüz bir puan dedi. Ve Alanya karşılaşmasında da artık çıkış yakalamalıyız dedi Hakan Hoca. Tüm taraftarlarımızı da stada davet ediyorum dedi. Hakan Hocamızın çağrısını dediğimiz gibi taraftarlarımıza bizler de iletelim. Hocamıza da tekrar teşekkür ederim. Çünkü erken aramamıştım kendisini. Aslında bilerek de geç aradım ama sağ olsun telefonumuza geri dönüş yaptı. Bazı futbolcular gibi en azından engellemedi diyelim. Şimdi puan sulim olayına değindik. Nait Başkan da bir açıklama yaptı. Nait Başkan dediğimiz gibi tüm taraftarlarımıza çağırdı. Tüm şehrin dinamiklerine de dediğimiz gibi az önce de söyledik, tekrar deklar edelim.
stadı davet etti. Çünkü bazen anlaşılmak için bazen 3 defa, 4 defa, 5 defa söylemek gerekiyor. Bizler söyleriz Giresunspor'umuz için. Yeter ki sonunda anlaşılalım. Yeter ki sonunda Giresunspor'umuza bir katkı sağlayalım. İnşallah da bu katkı sağlanılacaktır diye düşünüyorum. Bu maç çok önemli. Biletler de çok uygun arkadaşlar. Bu biletler yönetime de buradan teşekkür ederim. Biletlerle alakalı indirim yaptı. Ama bir Fenerbahçe karşılaşmasında gerçekten bilet fiyatlarının daha yüksek olmasını ümit ediyorum. Bazı arkadaşlarımız bu konuda bana kızıyor. Bazıları anlamak istemiyorlar. Ama şunu anlatmak istiyorum. Büyük maçlarda gelen taraftarlar bir sonraki hafta oynanacak karşılaşmalarda olmuyor arkadaşlar. Bizler kulüp anlamında sıkıntılı olduğumuz dönemlerde kulübe gelecek 1 liranın daha önemli olduğu bu pozisyonda dışarıdan gelen taraftarların parasına ihtiyacımız var. Yani o yüzden biletlerle alakalı büyük maçlardaki o bilet pahalılığını ben abes karşılamıyorum. Şu hani bunu şöyle yapılabilir. Diğer tüm maçlara gelen biletler belirlenebilir mi? Ona göre bir fiyatlandırma sunulabilir mi? Onu bilmiyorum ama sistem üzerinden. Yani bu tarz bir şeyler de yapılabilir. Bu da şöyle olur. Diğer maçlara gelen taraftarlarımız burada bir haksızlık demeyeyim de yani burada büyük maçı da daha pahalı bir şekilde izlememiş olur diye düşünüyorum. Bunlar yapılabilir şeyler. Yeter ki arkadaşlar içimiz temiz olsun. Yeter ki iyi niyetli olalım. Aşılmayacak hiçbir şey yoktur. Ama farklı kavgalar ya da farklı şeyler gerçekten şehrimize bir katkı sağlamıyor. Ben bunu her yayınımda dile getiriyorum. Bundan sonraki yayınlarımda da dile getireceğim. Dilimizde tüy bitene kadar dile getireceğim. Memleketimizin takımı, farklı bir takım bize bir şey sağlamayacak. Ama memleketimizin takımı çok şey sağlayacak diye her zaman söyleyeceğiz arkadaşlar. Yani o yüzden Giresunspor'umuz 4 maç ya. 4 final maçı arkadaşlar. 4 final maçı. Allah nasip ederse Alanyaspor'dan aldığımız bir 3 puanla geriye kalacak 3 final karşılaşması. Kenetlenelim. Gerçekten kenetlenelim. Rahatlayalım. Ondan sonra yaz ayında ne yapmak istiyorsak yapalım ama şu bir o süreci, şu gemiyi bir limana yanaştıralım. O süreci, bu süreci iyi değerlendirelim. İyi analiz edelim, iyi gözlemleyelim ve sonuçta hep birlikte kenetlenerek hareket edelim diyorum. Bir diğer konumuz şuydu. Altın Çotanak üye olanlar vardı arkadaşlar. Bunlar kimlerdi? Sayın Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Belediye Başkanımız, gecede biliyorsunuz İstanbul'da yapılan gecede Çotanak üyeyi olduğunu deklare etmişti. Mustafa Karadere, Esbiye Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Karadere yine keza Altın Çotanak üyesi olanlardan. İsmail Can Gökbudak, Yunus Fevzi Öner ve Erol Karadere de Altın Çotanak üye olanlar. Toplamda 5 üyemiz var şu anda. Bu da takımımıza yaklaşık olarak 1 milyon 250 bin liralık bir gelir olarak geri gelecek. Yani bu gelir de aslında bakıldığında Giresunspor'umuzun Süper Lig'de aldığı bir beraberliğe tekabül ediyor yaklaşık olarak. Yani şehrin diğer dinamiklerinin de harekete geçmesi lazım. Maddiyatlar işte gümüş çotanağı yetiyorsa gümüş çotanak veya farklı diğer etmenlerdeki, diğer kategorilerdeki neyi yetiyorsa loca ise loca, reklam ise reklam ama mutlaka takımımıza destek olmalıyız diye düşünüyorum ve bunu her zaman söyleyeceğim arkadaşlar. Takımımız için mücadelemiz, ümidimiz bitene kadar, ümidimiz biteceğini kolay kolay düşünmüyorum ama ümitsiz de olmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden ümidimizin son anına kadar, son damlasına kadar savaşmaya devam edeceğiz. Maçın akımı Eskişehir bölgesinden Turgut Doman olacak. Turgut Hoca ile alakalı ilginç bir istatistik vereyim. Bu sezon sadece Süper Lig'de bir karşılaşma yönetti. Neden bilinmiyor ama inşallah Turgut Hoca'nın da eyyamcılık yapmadan, bizim tarafa da Alanya tarafına da eyyamcılık yapmadan hakkaniyetli bir şekilde maçı yönetir diye ümit ediyorum. İnşallah inşallah maçın sonunda hakemi konuşmadığımız bir yayın yaparız diye düşünüyorum ve umarım da öyle olur diyorum. Giresun'dan arkadaşlar aktaracaklarımız şimdilik bunlar.
Pazar günü dediğimiz gibi çok önemli. Tüm taraftarlarımızı davet ediyorum. Tüm taraftarlarımızı maça çağırıyoruz arkadaşlar. Biletle alakalı arka planda bana bilet soran kardeşlerim oluyor. Benim hani bir bilet yükleme gibi bir durumum yok ama elimden geldiğince, gücüm yettiğince yüklemeye çalışıyorum. Bu konuda da yükleyemedim kardeşlerime zaten durumumu izah ediyorum. Yayın aracılığıyla da bileteyim arkadaşlar. Sizler de gücünüz yetiyorsa yurt dışından ya da yurt içinden kardeşlerimize bilet konusunda yardımcı olun. Üniversiteli kardeşlerimize, özellikle lise talebesi kardeşlerimize yardımcı olalım arkadaşlar. Dediğimiz gibi bunu söylemek istemiyorum ama elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü bize bir bilet yüklemesi olmadığı için, atıyorum 10 kişilik, 15 kişilik bir kontenjan verilmediği için o şekilde bir yükleme yapamıyorum ama imkanlarım ölçüsünde kardeşlerimize yükleme yapmaya çalışıyorum. Sizler de dediğimiz gibi kendiniz gelemiyorsanız bile kardeşlerimize yardımcı olun ve onları stat'tan, onları o ambiyanstan, Giresunspor'dan mahrum bırakmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tuttuğunuz takım ama mutlaka ama mutlaka memleketinizin takımı olsun. Allah herkesin gönlüne göre versin. İnsanlar sizin hakkınızda her şeyi düşünebilirler ama Cenab-ı Mevla sizi bilsin yeter diyorum. Allah, dediğim gibi tekrar söylemek istiyorum. Çok seviyorum çünkü o lafı. Herkesin gönlüne göre versin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki programda inşallah yüzümüz gülerek yayın yaparız diyorum. Gençlik merkezinden kavukçu kokulu sahadan şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Çok kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın.